Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir strateji videosuyla karşınızdayım. Gerçekten muazzam bir şekilde çalışan bir strateji sizlere aktaracağım. Bugün borsa ayağını çekeceğiz. Yani borsa tarafının değerlerini vesaire hepsini vereceğim ben hangi aralıkta çalıştığını. Mutlaka videoyu baştan sona kadar düzgün bir şekilde izleyin. Yanlış yerlerden işleme girmeyin. Tabii ki bunlar birer yatırım tavsiyesi değil. Sadece bildiğiniz gibi strateji arkadaşlar. Şimdi beni Twitter'dan takip etmenizde fayda var. Yani videoya geçmeden önce belirteyim. Türk Elit adresinden beni takipte kalın arkadaşlar. Arada işte burada yine grafikler vesaire paylaşıyoruz. Takipte kalmanız sizin için faydalı olabilir. İsterseniz hemen grafiğimizi açalım ve başlayalım. Şimdi tabii hani bu seri yeni başlamadığı için daha önceki yayınladığımız stratejilerde insanlar bayağı güzel tepkiler vermeye başladı. Ve sürekli kar fotoğraflarını falan atıyorlar. Zaten sürekli görüyorum. Twitter tarafına atıyorlar, mail yoluyla atıyorlar. İnsanlar sürekli kar etmeye başladı. Zaten finansal piyasalarda işlem yaparken mutlaka bir stratejiniz olmalı arkadaşlar. Çünkü hani stratejiniz yoksa böyle okyanusta gezen başıboş bir gemi gibi bir sağa bir sola gidersiniz ve sürekli yani eninde sonunda batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Ama bir stratejiniz varsa her zaman kazanmazsınız, ara sıra kaybedersiniz ama genel itibariyle kazanırsınız ve portföyünüz artar. Şimdi tabii bu stratejileri bilmeyenler için yani videoyu yeni izleyenler için bu serileri YouTube'a Elit Türk yazın arkadaşlar, aratın, kanala girin, bakın burada al sat stratejileri var, tıklayın. Daha sonra bakın borsada yayınladığımız gayet güzel çalışan, altında yayınladığımız ons altın özellikle çok güzel çalışan, dolarda, gene dolarda, kripto paralarda, borsada farklı bir strateji, aşağıda da RSI ve Envelope'la çalışan farklı bir stratejimiz bulunmakta. Hepsi birbirinden güzel, hepsi işe yarayan stratejiler. Girin izleyin arkadaşlar. Ve sonra grafikleri açın, hepsini kaydedin. Hangisi al sinyali üretmiş, hangisi sat sinyali üretmiş. Takip ederek işlemler yapabilirsiniz. Yani zarar etmeyin. Mutlaka videoları dikkatli izleyin ki nereden işleme gireceğiniz, nereden çıkacağınızı iyice kestirin arkadaşlar. Şimdi bugün borsa ayağını yayınlayacağız dedik. Ben şuradan hemen grafiğimizi açacağım. Ben kaydettim. Size de değerlerini vereceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz yukarıdaki işte şu indikatör süper trend. Aşağıdaki de RSI arkadaşlar. Sadece iki tane şey açacağız. Bakın şuraya tıklayın. Buraya indikatörler kısmına süper trend yazın. Daha sonra buna tıklayabilirsiniz. Ben açtığım için bir tanesini kapatıyorum. Bakın ben de açık şu an. Ve buradan arkadaşlar ayarlar kısmına gelin. Bakın biçime tıklayın. Daha sonra bakın şuradaki çizgileri ben kalınlaştırdım. Yani şu gördüğünüz çizgileri. İyice net bir şekilde gözüksün diye grafiklerde. Ayarlara gelin. İşte burası çok önemli. Uzunluk arkadaşlar 7 olacak. Aşağıdaki kısmı da 3 değerini girin. Daha sonra tamama basın ve grafik hazır arkadaşlar. Şuradaki 200 günlük hissel ortalamayı ben kapatacağım. Sadece grafik bu şekilde gözüküyor bakın. Aşağıda da RSI'deki değerlerimiz ise arkadaşlar ayarlar kısmına gelin. Uzunluk 14 olarak kalsın. Buraya gelin. Daha sonra yukarıdaki kısmı arkadaşlar 50 yazıyoruz. Siz de büyük ihtimal ilk açınca 70 olarak gözükecektir. 50 yazın. Buradan ben bakın böyle çizik şeklindeydi. Bunu işte bu şekle çevirdim. Çünkü daha böyle grafikte daha net gözüküyor. İşte altına mı inmiş, üstüne mi çıkmış vesaire daha net gözüküyor. Aşağıdaki değer bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sadece bizi ilgilendiren şu değer. 50 değeri. Tek işimize yarayacak değer bu arkadaşlar. Buradan ben rengini değiştirdim. Mavi yaptım. Siz de mavi yapabilirsiniz. Çünkü mavi daha güzel duruyor. Daha belirgin. Altına mı iniyor, üstüne mi çıkıyor iyice görebiliyorsunuz. Tamama bastım ve grafiğimiz hazır arkadaşlar. Bir de az önce kapattığımız üstsel ortalamayı tekrar açıyorum şu an. Moving Exponential üstsel ortalamayı seçin arkadaşlar. Bakın şuraya gelecek. EMA 9 Close 0 yazıyor. Buradan ayarlar kısmına tıklayın biçim kısmına. Buradan biraz kalınlaştırın şunu. Bakın şu mavi çizgi iyice belirgin olsun. Buradan da uzunluğu arkadaşlar 200 yapın.
ve 200 günlük üssel ortalamamız açık bir şekilde dursun arkadaşlar. Bu da bizim çok işimize yarayacak. Zaten anlatacağım. Şimdi bu gördüğünüz ons altın grafiği. Buradan hemen bir tane hisse açalım. Ne açalım mesela? Garan. Garantiye bakalım. Garantide arkadaşlar 5 dakikalık grafiği açıyoruz. Bakın ne 1 saatlik, ne 4 saatlik, ne 2 saatlik, ne 1 günlük, ne 1 haftalık, ne 1 aylık. Sadece 5 dakikalık grafik. Biliyorum 5 dakikalık grafik çok kısa bir grafik aralı. Ama zaten işe yaradığını burada size göstereceğim. Muazzam bir şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi rastgele bir yerden bakmaya başlayalım. Bakın buradaki her bir mum 5 dakikada oluşan mumlar arkadaşlar. Şimdi RSI değerimizde 50 seviyesi önemli dedik. Eğer ki RSI değeri 50'nin üstüne çıkmış ise, bakın şurada RSI değerimiz 50'nin üstüne çıkmış. Görüyor musunuz? Şurada. Hemen grafiğimize dönüyoruz arkadaşlar. Süper trend, yani şu kırmızı ve yeşille gözüken kısımda yeşile dönmek zorunda. 50'nin üzerine çıkmış RSI. Süper trend de yeşile dönmüş. Yani bizi şurada 8,83'te garanda işleme sokuyor arkadaşlar. Bakın RSI değeri 50'nin üzerine çıkmış. Hemen grafiğe bakıyoruz. Süper trend yeşile dönmüş. İşleme giriyoruz arkadaşlar. Bu kırmızıya dönene kadar işlemden çıkmayabilirsiniz. Veya da işte 5-10 kademe gider. Riske gerek yok. Zaten 5 dakikalık grafik deyip direkt kar alabilirsiniz. Ama bakın nereye kadar sat sinyali üretmemiş biliyor musunuz? 8,83'te bizi işleme sokuyor. Ve en yüksek gördüğü seviye hemen hemen 9 seviyesi arkadaşlar. Neredeyse 17 kademe gitmiş. Ve bizi de 8,93, 8,94'ten işlemden çıkartıyor. 10 kademe. Muazzam bir şey arkadaşlar. Bakın şurada sat sinyali oluşuyor. Ama sat sinyali oluşuyor. RSI'de 50'nin altına inince arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Burada da sat sinyali geliyor belli bir süre sonra. Ama şu gördüğünüz 200 günlük üssel ortalama var ya, bunun üzerindeyken, yani işte bunun üzerindeyken çok fazla böyle sat sinyalini ben kullanmıyorum. Ama işte VWAP tarafını işlem yapanlar falan kullanabilir yani. Ama bakın mesela şurada sat sinyali oluşuyor. Mesela 8,93'te. Tekrar işte kur nereye düşüyor? 8,88'e kadar düşüyor. Yani 5-6 kademe düşüyor. Ama bizi şuradan tekrar yeşile dönme 8,96 falan oluyor. Yani 2-3 kademe daha yukarıdan zararlı çıkarabilme ihtimali var. Bu da 5 dakikalık grafik olduğu için yani burada tekrar işlemden çık sinyali geliyor. Çünkü RSI'de 50 seviyelerin üzerine atıyor. Ama dediğim gibi 200 günlük üssel ortalamanın üzerine olduğu zaman ben çok fazla sat sinyaliyle uğraşmıyorum. Ama bakın burada sat verdikten sonra zaten 5-6 kademe iniyor yani. Onu da belirteyim. Daha sonra arkadaşlar şurada 50'li seviyelerin üzerine çıkıyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz? İşte burada hemen bakıyoruz. Süper trend de yeşile dönmüş durumda. Hemen işleme giriyoruz. 8,97'den bizi işleme sokuyor. Bu arkadaşlar bugün oluşmuş. Mesela sabah saat 10'u 5 geçe piyasalar açıldıktan sonra al sinyali vermiş. RSI'de 50'nin üzerine çıkmış. Ve buradan itibaren arkadaşlar 9,29'lara kadar çıkmış. Neredeyse 30 kademeye yakın. Muazzam bir kar arkadaşlar. Daha da sat sinyali oluşmamış. Yani 9,19'un altına düşerse sat sinyali oluşacak. RSI'de bakın buraya gelmiş. İşte 50'nin altına inerse şöyle bir atarsa bu da 8,19'un altına iner. Kapanışı 8,23'ten yapmış. O zaman sat sinyali oluşur. Ama 200 günlük üsselin üzerinde olduğu için çok fazla sat sinyaliyle ben uğraşmıyorum. Eğer ki 200 günlük üsselin altındaysa mesela fiyatlar ortalamanın altındaysa o zaman sat fiyatları daha güzel işe yarıyor. Al fiyatları da işe yarıyor ama sat sinyalleri daha güzel işe yarıyor. Şimdi rastgele bir yerden tekrar bakalım arkadaşlar. Mesela nereden bakalım? İşte şuradan bakalım. Mesela trend burada gördüğünüz gibi 50 gün 50 seviyesinin üzerine çıkmış RSI'da. Süper trend bize şurada işlemi sokuyor 8,86'da. Daha sonra fiyat nereye gidiyor? 9,07 arkadaşlar. Ama bizi şurada işlemden çıkartıyor 8,94 gibi.
Yani 8.86, 8.94, hemen hemen 10 kademe. Ama fiyat da neredeyse şöyle baktığımız zaman 15-20 kademe daha gidiyor yukarı. İşte yani işlemden çıkmadıysanız belki 10-15 kademe gitti, bu kadar kar bana yeter deyip çıkmıştınız. Veya da 10 kademe karla çıkmıştınız. Bu tamamen size kalmış. Mesela şurada arkadaşlar. RSI bakın burada 50'nin üzerine çıkıyor ama süper trend bizi işleme sokmuyor. Sonra iyice bakın burada dalgalanmaya başlıyor. Süper trend bize şurada işleme sokuyor. Yeşile dönüyor. RSI'de 50'nin üzerinde biz işleme giriyoruz. 8.71. Ondan sonra grafik nereye kadar gidiyor? 8.85. En yüksek gördüğü seviyene 8.93. Nereden? 8.71. Yani 8.71'de işleme sokuyor. 8.92'de zirve görüyor. Bize sinyali 8.86 gibi veriyor sat diye. Muazzam arkadaşlar. Yani bakın düşerken çıkarken sürekli işe yarayan bir strateji. Ama piyasalar böyle yatay seyrettiği zaman yani belirli aralıkta gittiği zaman çok fazla al veya sat sinyali oluşturabiliyor. O yüzden hacimli hisselere bakmanızda fayda var. Yani BIST 30 hisselerinde gayet güzel işe yarıyor arkadaşlar. Böyle sürekli inen çıkan hisselere bakmanızda fayda var. İşe yarıyor. Yani Viyop'ta satış yönlü işlem de girilebilir. Bu tamamen size kalmış. Çünkü satış yönündeki işlemler de işe yarıyor. Mesela bir yere daha bakalım. Başka hisseye bakalım daha sonra. Mesela nereye bakalım? Şuraya bakalım. Bakın burada RSI 50 seviyenin üzerine çıkıyor. Şurada bize al sinyali oluşuyor. Süper Trend de bizi burada işlemi sokuyor. Kaç? 8.84. Daha sonra hiçbir zaman sat sinyali oluşturmuyor. Nereye kadar? 9.04'te zirve görüyor. 8.96-97'de işlemden çıkartıyor. Neredeyse 15-20 kademe kar arkadaşlar. Gene burada bakın sat sinyali oluşuyor. Al sinyali oluşuyor. Süper Trend al sinyali üretiyor. RSI 50'nin üzerine çıkıyor. İşte 9.64'ten işlemi sokuyor. 9.83 zirve. 9.75'ten işlemden çıkartıyor. Buradan da yine satış işlemi girilebilirdi Viyop'ta mesela. Çünkü RSI'de bakın 50 seviyelerin altına iniyor. Sert düşüşler böyle. 9.73'ten 9.29'a kadar. 50 kademelik kar arkadaşlar. Gerçekten muazzam çalışıyor. Hemen başka hisselere de bakalım. Video fazla uzun olmasın. Mesela TKF'ne bakalım. Tekfen'e. Hacimli hisselere bakın. Özellikle böyle hacimli çok dalgalanan. Mesela şuna bakın sana. Şurada neredeyse bir sürü al sat sinyali var. Yani yani zarar ettirdiği zamanlarda illaki olabilir. Ama gördüğünüz üzere neredeyse sürekli kar ettiriyor arkadaşlar. Mesela nereden bakalım? Şuradan bakalım mesela. RSI arkadaşlar şurada 50 seviyenin üzerine çıkıyor. Süper Trend ilk başta bize al sinyali üretmiyor. Yani şu seviyelerdeyken bakın. Daha sonra 50 seviyelerde üzerinde takılmaya başlıyor. Bakın buraya dokunuyor. Tekrar yukarı gitmeye başlıyor. Süper Trend bize şurada al sinyali oluşturuyor. Fiyat ne? TKF'nin 21.32. En yüksek gördüğü seviyeni al sinyali oluşturduktan sonra 22.30'lar arkadaşlar. 21.30, 22.30. 1 TL gitmiş fiyat arkadaşlar. Muazzam. Daha sonra bakın RSI şuradan itibaren 50'nin altına inmeye başlıyor. Sat sinyali geliyor. Buradan da satış giren adam tekrar 21.19, 21.20'den çıkardı. Gerçekten muazzam bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tabii stop losslarınız da olmalı. Çünkü mesela yatay giden piyasada yani böyle çok fazla dalgalanması lazım. Yatay giden piyasada bazen yanlış işlemleri sokabiliyor. O yüzden stop losslarınız olmalı arkadaşlar. Mesela şurada mesela bakın RSI bir 50'nin üzerine atıyor. Hafif bir al sinyali oluşturur gibi oluyor ama sonra tekrardan satıyor. Al sinyali oluşturduğu yerde 22.35. Gittiği yer 22.66. Tabii hani bayağı da gitmiş. Ama tekrardan şurada yani 22.40'da bakın tekrar kahverengiye dönüyor. Yani biz zararlı çıkartmıyor aslında. Ama karlı da çıkartmıyor. İşte burada tekrar kahverengiye dönüyor. Kırmızıya dönüyor. Buradan itibaren sat oluşuyor. Bakın şuradan itibaren RSI 50'nin altına iniyor. Ve oradan itibaren satış işlemi açan arkadaşlar 22.40'dan 20.24'e kadar ya 2 TL düşüyor.
satış işlemi açan da orada muazzam bir kar alırdı. Bakın dikkat edin, 200 günlük hissel ortalamanın altındaysa genellikle satış yönlü işlemler girmekte fayda var. Hani alış yönlü işlemler de giriyor ama az kar bırakıyor. Bir de sürekli takip etmek lazım. Hani 5 dakikalık grafik olduğu için. 200 günlük hisselin üzerinde ise alış yönlü işlemlerde fayda var. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüldüğü üzere muazzam bir şekilde çalışıyor. Yani piyasalarda sürekli al veya sat sinyali oluşturuyor. Dalgalanan piyasada sürekli bu tarz işlemler açabilirsiniz. Benim de arada sırada işlemler açtığım bir strateji açıyorum, grafikleri bakıyorum. Ara sıra böyle piyasalar çok dalgalanıyorsa işleme giriyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı vesaire bekliyorum. Hoşça kalın.